Değerli izleyiciler, 2019 seçimlerine az bir süre kaldı. Tabii bir yıldan az bir süre kaldı diyebiliriz ve bugünkü hafta ilçesinde Adıyaman'da seçimin nabzını en çok tutan ilçelerden bir tanesinden yine sizlerle birlikteyiz. Sokağın nabzı ekibi olarak buradaki hafta ilçesindeki sıkıntıları gündeme getireceğiz. Sorunları ve güzellikleri de tabii ki gündeme getireceğiz. Halkımıza soracağız neler eksik, neler yapılması gerekiyor diye. Tabii bakalım halkımız bu sorumuza ne cevap verecek. Ben öncelikle Kahta ilçesinde 2019 yılında muhtemel seçimlerde aday olacakların isimlerini sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki Kahta'da 35 yılını siyasete adamış bir isim Ömer Yılancı. Bugün Kahta ilçesinde belediye başkanlığına, aday adaylığını açıklayan isimlerden bir tanesi. Mevcut belediye başkanı Abdurrahman Toprağ'ın da yine 2019 seçimlerinde aday olacağı konuşuluyor ve düşünülüyor. Tabii hemen akabinde Şükrü Turanlı gibi güçlü isimler de var. Ve İbrahim Yusuf Turanlı biliyorsunuz geçtiğimiz dönem yine Kahta ilçesinde belediye başkanlığıydı. Belediye başkanlığı görevini yapmıştı. Bu dönemde Kahta halkı için hizmete aday isimlerden bir tanesi. Tabii bir de İsmet Çetinkaya var. İsmet Çetinkaya da Kahta ilçesinde hizmet yarışında ben de varım diyen isimlerden bir tanesi. Elimizde şu anda 5 tane isim var. Tabii ki bu gün geçtikçe artacak, daha da çoğalacak. Seçimlere az bir süre kala listemiz de kabarmış olacak. Ben hemen bir vatandaşımızla konuşmak istiyorum. Öncelikle merhabalar efendim. Merhaba. Kahta ilçesi deyince akla ilk gelen şey ne? Bunun ne gelir? Belediye gelir, ne gelir? Belediye gelir. Evet. Peki belediye nasıl geliyor? İyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Bunun sonunda iyi değil. Neden? Belediyeden eksik gördüğünüz taraf ne? Valla içme suyu. Evet. Bir de hizmet. Bunlardır. Başka belediyesi ne olur? İşte su olur. Evet. Bir de hizmet olur. Başka ne olacak? Yani su konusunda sıkıntı var. Kahta'da. Sıkıntı var. Bunun farkındayız. Hizmet konusunda ne tür aksamalar var? Yol yapımı, altyapı çalışmaları ya da... Altyapılar, bir de caddeler mesela. Evet. Mesela caddelerin bakımı yok. Mesela çöptür, nedir? İşte bu konular da böyle ne? Evet. Peki ben burada 5 tane isim sayacağım şimdi size. Bu 5 tane isim büyük ihtimal 2019 seçimlerinde Kahta ilçesine, Kahta halkına hizmet için aday olan isimler. Birinci sırada Ömer Yılancı var. İkinci sırada mevcut başkanımız Abdurrahman Toprak var. Şükrü Turanlı gibi, İbrahim Yusuf Turanlı gibi, İsmet Çetinkaya gibi isimler var. Bunlardan hangisini belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Vallahi bunlarda bence Ömer Yılancı. Niye diyeceksin? Evet. Daha yeni, her zaman her şeyin yenisi iyidir. Mesela bir de evet. Kahta bunu denemesi lazım yani. Evet. Bence yani. Yani burada diğer iki isim, beş isimden iki tanesi zaten mevcut belediye başkanı da sayarsak iki tanesi denenmiş kişiler. Bir de denenmediğim bir kişi mi olsun diyorsunuz? Denemediği Ömer Yılancı daha iyidir bence yani. Peki Ömer Yılancı bugün Kahta belediye başkanı olsa ondan ilk olarak ne isteyeceksiniz hizmet anlamında? Hizmet işte Kahta için yani Kahta için iyi bir hizmet lazım yani hizmet yapması lazım. Evet. Biz de buna inanıyoruz. Onun için Ömer Yılancı diyorum bence. Evet. Ömer Yılancı diyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Şimdi tabii Kahta'da gençler çok ama gençler biraz sorun yumağı haline gelmiş değil mi burada gençlik? Çünkü biraz. Sosyal alan sıkıntısı var. Birçok sıkıntı var gençlere yönelik. Nasıl diyeceksin? Bir spor tesisimiz belki doğru düz bir spor tesisimiz yok. Ya da vaktimizi daha iyi değerlendirebileceğimiz bir alan yok gibi görünüyor. Varsa da çok vakitten böyle kısıtlı. Vakitten ziyade şu an sistemin ve siyasetin tamamıyla gençlik üzerinde olmadığını düşünüyoruz. Evet. Hani siyaset ne için olmalı? Hani insanların aydınlanması için, gelecekte iyi nesiller yetiştirilmesi için olmalı. Hani şu an bakıyoruz, Kahta'ya bir bakabilirsiniz. 10 yıl önce de bu şekildeydi. Hiçbir şey yapılmıyor yani burada. Ne gençlik aydınlanıyor, ne yeni bir çalışma oluyor, ne yeni en kolay arkanızdaki kaymakamlık. Bunun bir belediye başkanı projesi olması gerekir. Yani devletin gelip de buraya ihtiyaçtan dolayı bir şey yapması gerekmez bence. Evet, yani böyle güzel şeylerin her zaman olması gerekiyor. Yani bunu bir aslında hizmetten de sayılmaması. Hizmet çünkü bu bir sayılmaması gerekiyor. Gerekli bir şey yani. Şu an sahil yolumuz yapılıyor ve onun belediyelik üzerine olması gereken bir proje ama devlet gelip burada yaptırıyor. Evet.
En kolayı yani yapılacak şeylerin artık yani seçtiğimiz insanlar tarafından yapılmasını isteriz. Peki ben burada 5 tane isim sayacağım. Bu 5 tane isim 2019'daki seçimlerde ben hizmetime, vatandaşıma, kahta halkına hizmet için adayım diyen isimlerden. Bunların başında Ömer Yılancı geliyor. 35 yıllık bir siyasi birikimiyle geliyor. Abdurrahman Toprak, mevcut belediye başkanımız, Şükrü Turanlı var, İbrahim Yusuf Turanlı var, İsmet Çetinkaya gibi önemli isimler var. Bunlardan hangisi gençliğin sorununa çare olacak ve gençlikle iç içe olacak? Ki bildiğim kadarıyla siyaset anlamında gençlere pek fazla bir önem verilmedi şu ana kadar. Bunlardan hangisi gelirse gençlerle bir olur. Şu an aydınlatmanın önde gelen isimlerinden zaten Ömer Yılancı. Çünkü gençlik kapısını çaldığı zaman hani canı gönülden kucaklayarak insanlara muamelesi var. Mesela Abdurrahman Toprak'ın kapısını beraber çalabiliriz. Hiç umursamayacağını tahmin edebiliyorum yani yapabiliriz bunu. Sonra da Turanlı ailesi herhangi bir isteklerimizi kendilerine ulaştırmak için araya 4-5 kişi koyuyoruz. Niye? Ben halkım, ben oyumu vererek onları seçiyorum. En son söylediğiniz kişi tam olarak tanımış değilim yani. Yani bilin Akıncılar Belediye Başkanı'ydı şu anda. Şu anda Akıncılar Belediye Başkanı. Sizden duyuyorum daha doğrusu. Yani evet. Bunu 100 kişiden 10 kişi belki bilir, belki bilmez. Evet. Ama sadece gençlik adına yapılabilecek en iyi seçim Ömer Yılancı'dır. Evet. Gençlik Ömer Yılancı'yı hakikaten kahtada seviyor. Sadece gençlik de değil. Gençlik ayrı bir seviyor ama herkes seviyor da. Gençliği kim kucaklarsa o onu sever. Evet. Benim derdimi sen anlasan ben seni severim. Evet. Yani çok önemli bir konu aslında değerli izleyiciler. Yani en azından derdimizi anlatabiliyoruz. Derdimizi anlatmaktan ziyade derdimiz olmasa bile bir çayını içmeye gittiğimizde yani gerçekten misafirperverliği olsun, muhabbeti olsun, sohbeti olsun her zaman ulaşabileceği bir insan. Yani biraz önce de söylediğim gibi araya 4-5 kişi koyaraktan bir belediye başkanı görmek istemiyoruz. Evet. Ya da bir derdimiz, sıkıntımız olduğu zaman hani günler, haftaları, ayları beklettirmek zorunda kalmasını istemiyoruz artık. Evet. Yani bir an önce yani en kısa sürede belediye başkanıma ulaşmak istiyorum diyorsun. İnşallah. Peki siz kimi isterdiniz bu 5 ismi? Saymama gerek var mı yoksa aklınıza bir isim var mı? Ya aklımda tabii ki bir isim var. Sayacağınız o 5 kişi belki daha fazlası 2019 seçimlerinde olacak. Hani hepsine, hepsi bizim için değerlidir. Fakat hani bizim için önde basan hani tek kişi Ömer Yılancı'dır. Hani arkadaşımın da demin bahsettiği gibi hani gençlere kucak açması, her halkı temsil edebilecek bir kapasiteye sahip olması. Hani sizin az önce bahsettiğiniz gibi 35 yıllık bir siyasi tecrübesi var. Hani ondan öte daha önce yapmış olduğu projeler 2009 seçimlerinde bu sahil yoluna o kendi projesindeydi. Hani baraj yolunda bu kafeler falan vardı. Bunlar 9 sene talep ettiği şeylerdi. Ömer Yılancı bu projelerin kaynağı olmasaydı inancın olsun şu an o projeler başlamazdı yani. Ömer Başkanımız 9 sene önce gündeme getirdi kendi projesi olarak. Ama şu an yapılıyor. Yani bu kağıtımızın ileriye taşınması lazım. Ama gördüğünüz gibi hani tüm kağıt halkımızın gördüğü gibi kağıtımız her zaman geriye gidiyor. Yani kağıtımızın ileriye taşınma zamanı geldi ve geçiyor. Buradan şunu anlayabilir miyim? Yani Ömer Yılancı halkın isteklerini en kısa sürede ulaştırıyor. Yani şu anda elinde belki bir siyasi yetkisi yok ama evet, halkın gücü var ve bundan dolayı da ulaştırabiliyor diyorsunuz. Evet. Abimiz şöyle geçerse evet. Hani Ömer Yılancı başkanımızı belediye başkanı adayı olarak artık görmek istiyoruz. Hani bunu tüm kağıt halkı istiyor. Hani çocuğundan olsun, bayan olsun, 7'den 70'e tüm herkes zaten bunu söylüyor. Hani bir fırına gidip ekmek almaya gidiyorsun, oradaki insanlar Ömer Yılancı diyor. Hani bir markete gidiyorsun alışveriş yapmak için, orada yine insanlar Ömer Yılancı diyor. Hani her yerde Ömer Yılancı ismi yankılanıyor zaten. Şu an talep ettiği sadece halka üst bakış sergilemeyecek bir başkan. Evet, çok önemli bir konu şimdi. Evet. Böyle gelelim, böyle alalım sizde. Şunu evet da abi belirtmek istiyorum evet abicim. Evet. Hani şu an Kağıthane Belediyesi'ne halkın evi yapacak, halka halkın kapısı yapacak bir insandır. Hani şu an Kağıthane İstediğim
hemen gidip... Evet. Hani şu an kendi bürosunda bile kim olursa olsun gidip de hani derdini anlattığında onu sevgiyle kucaklayabilecek. Hani bir yetkisi yoksa dahi hani onun derdini, sıkıntısını gidermeye çalışabilecek bir insan. Buradan son olarak size de teşekkür etmek istiyorum. Siz Mercan TV tüm yönetimdeki arkadaşlara, büyüklerime kağıtımızın, halkımızın, sokağımızın sesini Ankara Genel Meclis'e, değerli büyük meclislerdeki olan insan büyüklerimize sesimizi iletmemize yardımcı olduğunuz için umarım onlar da bu sesimizi duyar, bu 2019 seçimi için doğru kararı verirler. Saygılarımla. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi böyle bir dönelim. Kahta halkının şu huyunu seviyorum. Açık yürekli ve çok dobra konuşan insanlar var. Yani ben şu anda 100. yıl parkındayım değil mi? Evet. 100. yıl parkı olarak geçiyor. Yani şurada herkes gelip geçiyor. İsteyen herkes burada gelip düşüncesini özgür bir şekilde açıklayabiliyor. Ve hani şöyle bir dedikodu olmasın diye biz bunu canlı yayında yapıyoruz. Yani evet, paket yayındayız. Hiçbir şekilde kesme yok, şey yok, abartma yok, bir şey yok. Hakaret vari bir şey olmadıktan sonra zaten bipleme olmayacak. Böyle bir ortamda çok rahat bir şekilde her halkımız, herkes gelip de burada düşüncesini aktarabiliyorlar. Bu da çok hoşumuza gidiyor ve Kahta halkının cesur yüreğinden dolayı tebrik ediyorum bir kere size. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Şimdi Kahta'da öncelikle sıkıntı ne? Ya efendim sıkıntı, komple sıkıntı. Yani belediye başkanı sıkıntı, yol sıkıntı, su sıkıntı. Her peki şey nasıl aşılacak bu sıkıntılar? Yani bu sıkıntılar yaklaşık 10 yıldan beridir vardır belki. Yani belki daha fazla süredir var. Şu yolun yapılması en son 10 sene önce veya 3 sene önce yapılmıştır ama yola baktığımız zaman gerçekten yol demeye bin şahit lazım diyebiliriz. Doğrudur. Değişiklik lazım. Değişiklik lazım. Bir farklılık lazım, farkındalık lazım. Sizce bu farkındalığı, burada 5 tane isim var. Ömer Yılancı, Abdurrahman Toprak, Şükrü Turanlı, İbrahim Yusuf Turanlı ve İsmet Çetinkaya. Bu isimlerden hangisi bu farklılığı, bu farkındalığı Kahta'ya kazandırabilecek? Ya beyefendi, şimdi bu isimlerin hepsi de tanıdık bir isimlerdir. Zaten evet. Abdurrahman Toprak şu anki belediye başkanımızdır. İsmet Çetinkaya da Akıncılar Belediye Başkanımızdır. Evet. Ben Ömer Yılancı derim. Ömer Yılancı deme sebebim de Ömer Yılancı halkın içinden bir insandır. Evet. Halkın içinde. Ya bu ismi hem çok duyduk hem de değerli izleyiciler, bir şey dikkatinizi çekti mi? Halkın içerisinden olan birisi diyor. Yani burada halk artık tepeden inme ya da tepeden bakan belediye başkanlarını, mevcut belediye başkanımızı tenzih ediyorum. Diğerlerini de tenzih ediyorum. Herkes başımızın tacıdır ama Kahta halkının bir isteği var. Artık belediye başkanı seçeceğimiz kişi halkın içerisinden olsun, bizimle beraber olsun, bizimle sohbet etsin, derdimizi, sıkıntımızı dinlesin. Çözemezse de en azından sıkıntımızı ona rahat bir şekilde iletebilir. İletebiliriz. En azından içinde olabilir yani. Evet. Yani Ömer Yılancı Kahta için yani Kahta'nın ilacı diyebiliriz. Biçilmiş kaftan. Tabii. Ömer'in. Hayırlısı olsun. Evet. Biz tarafsız bölgemizi kullanaraktan yine böyle abim oradan baktı, uzaktan gördü bize, geri geldi abi. Nasılsın abi? Sağ olasın abi. Sen böyle gel. Gel sen böyle gel. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi Kahta'nın sorunları çok. Evet. Diyeceksin niye Kahta'nın sorunları çok? Kahta'ya böyle hizmet edecek insanlar pek nadir az. Evet. Biz seçiyoruz. Lakin adamlar ilk iktidara geldikleri anda ilk önce çöpçüyü işten çıkartmak. Kendi adamını yerleştirmek. Evet. Yani bu insanlara yakışan bir şey değil. İnsanların şey, ekmeğiyle evet, oynamak. Şey. Hiç evet. Yani biz yıllardır Kahta'mıza, Adıyaman'ımıza hizmet edecek insanları bulamadık bir türlü. Evet. Çünkü Kahta'nın en büyük sorunu İlk başta gençliğin yani işsizliği. Böyle gel dayı, böyle gel. Yani evet, işsizlik yani olmamız. Yani evet. Şimdi görüyorsunuz. Evet. Şu anda 100. yıl parkında duruyorsunuz. Evet. Yani Kahta'mızda bak binlerce insan sokakta. Evet. Bunların işi gücü olmadığından dolayı yani bu sokakta geziyorlar. Kahveler bayağı bir evet. Dolu. Evet. Kahveler dolu. Hem iş imkanları yok. Hem evet. Altyapı imkanları yok. Hem affedersiniz bir hizmet alacağınız zaman sanki siyasiye bürokrata başvurmadan o hizmet kamuda gelmiyor sana. Halbuki kamuların varlığı vatandaşa, halka, millete hizmet etmek için var. Evet, bu doğru bir şey. Yani düşünün birisi gidecek elektrik abonesi alacak, evet, bir direk çekecek. Adam diyor ki işte milletvekili beni arasın. Tabii bir milletvekili en ufak bir şey için ya bir tayin için biz bunlarla sürekli haşır neşir oluyoruz. Evet. Yani bizim insanlarımızın daha güzel günlere, daha refah günlere, daha huzur ve barış kardeşlik içinde ayrım yapmaksızın ne
renginden olsun, ne dininden olsun, ne özründen olsun. Çünkü her kesin eksikler var. Bizim de muhakkak var yani. Muhakkak. Değil. Ben gelecek olan kim olursa olsun. Liste önünde. Heh. Evet. Yani ben kendim görüşümü söyleyeyim. Yani ben şu ana kadar Kağıtada yani bir ara Ömer Bey gezerken gördüm. Evet. Bir tane vatandaşımız Ömer Bey ne diyor biliyor musun? Abi bu evin içindeki uyları bütün uylarmış kendi cebinde gör. Halbuki adama uy vermiyor. Evet. Ben dedim Ömer Bey siz bu konuda yanılıyorsunuz. Yani siyaset öyle acı bir şey ki yalandan ibaret. Yüzüne güler arkandan başka birisi. Yani ben şu ana kadar yani gördüm yani Kağıtada iki kere Abdurrahman Toprak'ı gördük. Evet. Bir kere İbrahim Turanlı'yı gördük. Evet. Şükrü Turanlı, İsmet Çetinkaya bunları görmedik. Ömer Bey'i de görmedik daha denememişiz. Evet. Ama kişiliğinin iyi olduğunu biliyorum. Yani iyi bir kişiliğe sahip, karaktere sahip olduğunu biliyorum. Evet. Ama gelmiş hizmet edenlerden az da olsa, nadir de olsa yani İbrahim Turanlı'yı ben gördüm. Yani nasıl diyeyim? En az bu çevre yolumuzu, işte otogarımızı, bazı işte Necmettin Erbakan Parkı gibi sosyal alanlarda parklar bir şeyler kazandırmaya çalıştı. Yani bu yeterli mi? Yok. Bu yeterli değil arkadaşlar. Evet. Bu daha binde biri. Evet. Ben bundan 15 sene önce Malatya'nın bir köyüne gitmiştim. 50 köylük. Her tarafı parke taşı. Bir park var ki Necmettin Erbakan Parkı gibi. Yani Arguan'ın Kızılköy'ü var. Bir köy. Evet. Yani baktım adamlar yani ufak olmasına rağmen hizmet almaları büyük. Ama onların hizmet veren kendi halkı. Evet. Kendi insanı. Bizimkiler böyle değil. Bir ihale olacak. Yani bir yere bir eleman alınacak. Gerçekten yetenekli. O işe azim edecek. Gücü yetecek insanları almıyorlar. Neymiş? Damdan indirme. Torbille. Evet. Buraya mesela orman dairesi geçen sene 75 kişi aldı. Evet. Bu 75 kişiyi burada Kağıtan'ın 17 bin insanı AK Parti'ye uy verdi. Evet. Yani bizler de verdik. Evet. Ne yaptılar? Bunu o 75 kişiyi parti yönetimi seçiyor. Bu yanlış bir şey. Aslında noter üzerinde kura yapılıyor. Kurayla seçiyoruz. Ama bu kurayı bizim buradaki noter de yanlış yapıyor. 5 gün sonra açıklama yapıyor. Evet. Yani bir oynama. Oynama olmaz. Böyle bir şey. Biz bunları istemiyoruz. Biz yarınlarımızın güzelliği için, insanlarımızın güzelliği için, işte çocuklarımızın geleceği için güzel bir Kağıtada istiyoruz. Evet. Kim olursa olsun herkese saygımız sonsuz. Evet. Düşüncemiz başımızın tamam. Evet. Yalnız herkes başımızın tacı. Evet. Herkese karşı boynumuz kıldan ince. Herkese saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Mercan TV'ye. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ettim. Çok teşekkür ederim. Amcam sen mi gel böyle? Geldin önümde durdun böyle. Dedin ki ben konuşacağım dedin. Sen kesmedin. Evet. Nasılsın amca? Ne var ne yok? Ömer Yılancı mıyız? Ya hele bir dur hele. Ben bir hal hatır soruyorum. Sen Ömer Yılancı diyorsun. Boş ver Ömer Yılancı. Yok yok. Ne boş ver değil. Yok ne boş ver. Bana teki dinle. Niye Ömer Yılancı? Yok Ömer Yılancı şimdi deneme yapmamıştır. He. Ben önce bu sefer de onu deneyim. Ya ben gelim ya. Boş ver Ömer Yılancı'yı. Ben gelim Kağıtada Belediye Başkanlığı'na. Yok. Ben ona... İlla ben ona vereyim. İyi tamam o zaman. Allah gönlüne göre versin. İnşallah dediğin gibi olur inşallah. Yani. İnşallah. Ya bu kadar seviyorsan. Peki Ömer kadar. Yılancı'nın gerçekten hizmet getirebileceğine inanıyor musun? Onu daha iyi... Onu denemedik. Daha iyisi varsa gelsin diyorsun. Evet. Teşekkür ederim amcacığım. Sağ olasın. Amca söyleyeceğim. Amcama diyorum ki nasılsın iyi misin? Ömer Yılancı diyor. Ya hele bismillah hele dur hele. Bir hal hatır soralım. Evet abi seni dinliyorum. Ben Cemil Koçak. Evet. Ben direkt belediye başkanı olarak Abdurrahman Toprak'ı istiyorum. Evet. Evet. Peki neden? Bundan hizmet yaptıklarından fazla görmedik insanları. Evet. Yani bundan iyisini görmedik. Yani diyorsun ki bundan öncekiler hiçbir şey yapmadılar. Görmedik. Evet. Yine Abdurrahman Toprak. Yine onu istiyor, onun devamını da bekliyoruz. Yani 2019 seçimlerinde yeniden Abdurrahman. Yine vereceğim, yine vereceğim. Peki teşekkür ederim. Bir şey de. Çok sağ olun. Gel abi sen gel. Abi gel. Arkadan da itiyor böyle tamam mı? Önden arabada itiyor. Nasılsınız abi? Allah razı olsun abi. Kağıtada durumlar nasıl? Kağıtada durumlar zaten ortada abi. Yani vallahi ortada da ben fazla gelmiyorum bakma sen bana. Ara caddelerde gezdiniz mi zaten her şeyi görürsünüz zaten. Normal çarşı yolları zaten düzgün de ara caddelerde misal yaptığı yolları sıkıntı tekrardan bozmaya kalkıyor misal. Yapıyor bir daha bozuyor. Yap boz taktiği mi uyguluyor? Geçen sefer de sordum dedim niçin dedim böyle oluyor dedi doğalgaz hattı geçiyor dedi. Önceden geçmiyor muydu? Önceden geçmiyormuş işte. Yaptıktan sonra bir daha bozmak zorunda kalıyor yani. Ya bu zaten siyasetin büyük bir oyunlarından bir tane. Bunu herkes yapıyor. Sen rahat ol. Bunu bütün belediyeler sağ olsun yap bozu, yap bozu, yap bozu, yap bozu. Yoksa ihaleleri nasıl verecekler? Doğru. Ben susayım. Yani.
Peki kimi görmek istiyoruz? 5 tane isim var. Ömer Yılancı, Abdurrahman Toprak, Şükrü Turanlı, İbrahim Yusuf Turanlı ve İsmet Çetinkaya. Tabii bu liste 2019 seçimine yakın bir sürede daha da yükselecek. Belki 15-20 olacak ama şu anki evimizdeki mevcut 5 kişiden hangisini belediye başkanı olarak görmek isteriz? Biz şu anda nasıl diyeyim yani Kahta'yı hani Ömer Yılancı'yı misal istiyoruz misal. Hani adamı gördüm, bir genci gördüm ve selam vermesini bilen birisidir yani. Saat 12 olsun, 1 olsun kapısına girdin mi yani adam kapısı açıktır yani sen kapıyı açar yani. Olsun. Evet yani hani şeyde de yeni hastanemizde orada sağlık ocağı var yani misal gittik mi adam yani herkese ilgileniyor yani. Evet. Önemli olan şeydir misal adam yapıyor da yaptıktan sonra bozduktan sonra bir önemi yok ki. Öyle yani yap boz yapmasın evet. Yapıyorsan düzgün yap bir kere yap ömürlük yap. Şimdi bir laf var diyor ki biz asfaltı Japonlardan öğrendik. Aynen. Japonlar yamayı bizden öğrendi. Aynen. Yani o anlama geliyor zaten. Yapıp bozduktan sonra zaten hiçbir şeyin önemi yok zaten. O kadar emek harcıyorsan orada durması lazım. Yani. Peki Ömer Yılancı gerçekten Kahta'ya hizmet getirebileceğine inanıyor musun? İnanıyoruz. Yani adam yani şu anda iktidar olma yani başkan olmadıktan sonra yani adam başta olmadan rağmen yani adam yani yanına gittim mi ilgilenebiliyor yani. Hepimizin işini halledebiliyor yani. Yani demek istediğim yani bizim çoğu gençler hepsi zaten işsiz zaten. Yani zaten geldin mi herkes işsizlik bayağı bir var yani. Herkes gurbette hani eskiden fındığa gidiyorlardı. Şimdi yani fındık aktıktan sonra herkes İstanbul'a gidiyor. Burada yani bir iş şeyi yok yani. Maalesef böyle. Aynen. Tabii buyur abi sen söyle. Belediye başkanlarından kim gelirse gelsin fark etmez. Evet. Yılancı gelsin, Toprak gelsin, diğer ağalar gelsin hiç fark etmez. Evet. Kağıtlarda ne gelir var ki bir şey yapsınlar. İşte sorun bir şey, sorun, şu, sorun şu. Sorun şu. Evet. Sorun şu. Bu bölgeye delikanlı mert yiğit milletvekilleri lazım. Milletvekili lazım bize. 2019'da 2019'da zaten 2019'da zaten milletvekillerinin de artıları eksileri konuşulacak. İşte milletvekili lazım. Bize adam kaç tane milletvekilini sen seçebiliyorsun? 5 tane milletvekilimiz var. Kaç tanesini sen seçebiliyorsun? İçinde 3 tanesi dürüst olsa buraya yeter. Yok ben kim gelmiş ki? Şunu sordum. Şunu sordum. Milletvekilleri, bütün partileri hepsini içine katarak söyleyeyim. Yani A parti, B parti, C parti değil. 5 tane milletvekili Adıyaman'ın hakkı. Evet. Hangisini sen seçip de arkadaş ben bunu seçmek istiyorum, bunu aday olarak gösterin diyebiliyorsun? Fark etmez ki kimi isteyip istemeden mi? O hiç fark etmez. Vatandaş bunları seçiyor mu 5 tanesini? Evet. Seçiyor mu? Seçiyor. Hepsi de bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Muhakkak. Evet. 5 tanesi bu topraklara hizmet etmek zorunda. Muhakkak. İşte aynı orada durmasın. Başka bir yerde gelsin. Aynı şeyi. Başka bir yerde gelsin. Aynı şeyi söylüyor. Şimdi kardeşim, senin sesinde doğru söylüyorsun valla. Yani onu sesinler abi. Şimdi merhabalar efendim. Kahta ilçesinde en büyük sıkıntımız ne? En büyük sıkıntımız kısaca Kahta halkı hiçbir zaman hizmet görmüyor. Kahta evet. Halkı geçmişe dayanarak baktığımızda şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi adaylardan birisi en fazla çalışma yapan Yusuf Turanlı. O adamın hakkı yenilmez. Evet. Güzel çalışmalar yaptı diyorsunuz. Evet ama evet. Şimdiye kadar biz daha genç, daha güzel, Kahta halkı için daha iyi projeler yapacak bir insan istiyoruz. Evet. Mesela Ömer Yılancı. Evet. Adamın 35 yıllık siyaset bir geçmişi var. Evet. Kahta halkını seviyor, kucaklıyor. Her türlü sıkıntısında, derdinde her zaman çare buluyor. Saat, gece, gündüz fark etmez sizin. Evet. Hiçbir sıkıntınız olduğu zaman başınızı önü eğik bir şekilde her zaman yanına gidip de derdini anlatabiliyorsun. Ne kadar güzel. Ama şimdi bakıyoruz Kahta Belediye Başkanı'na. Bir sıkıntınız var, bir derdimiz var. Gidip de söyleyemiyoruz. Evet. Ve söylediğimiz zaman bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor. Ondan sonra gelip de derdine derman olmaya çalışıyor. O şekilde de Kahta halkının kalbini kazanamazsın. Yani zamanında evet. Çözülen sıkıntılar her zaman makbuldür diyorsunuz. Evet. Yani şimdi biz bakıyoruz şimdiki evet. Gençlerimiz, ben dahil bile hep gurbette çalışıyoruz. Evet. Kahta halkına ufak bir fabrika evet. Olsun, ufak bir iş yerleri olsa evet. Ki bu gençlerimiz de gurbetlere gidip çalışmaz. Herkes burada kendi evine gider. Çoluk çocuğunun içinde olur. Muhakkak çoluk evet. Çocuğunun içinde yani illa, kardeşlerinin yanında olur. İlla Ömer Yılancı olacak diye bir kaydımız da yok. Kahta halkına daha iyi kim hizmet edebilecek varsa gelsin her türlü oylarımızı, her türlü desteklerimizi de sağlayacağız. Bundan İnşallah da gönlünüze istiyorsun. Göre olur. İnşallah gönlünüze göre olur. Böyle İsmail'im yolu aç diyor abi. Biraz yaklaşayım İsmail.
Ya sağ olsun, Kağıt halkı seviyor bizi, biz de Kağıt halkı seviyoruz İsmail, yani böyle yapacak bir şey yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani Ömer Yılancı gelirse bizim sorunlarımızı daha rahat dinleyebiliriz. Çünkü daha iyi projeleri var. Evet. Geçmişe dayanıp baktığımızda 35 yıllık bir siyaseti var. Evet. Kağıt halkına kucak atmış. Kağıt'ı seven, sayan bir insan. Onun için de Ömer Yılancı başkanımızın seçilmesini istiyoruz. Evet. Teşekkür ederim efendim. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi Ramazan abi. Ramazan abi hele bir gel gel. Ramo... Ya hele Haydar'ın meydarı boş ver. Gel beraber bir sohbet edelim. Ne yapalım? Sen oradan gelirken böyle büyük bir siyaset adamı geliyormuş gibi herkes Ramo geldi, Ramo. He Ramo, Ramo TV geldi. He evet, Kahta'da Ram TV. He Kahta'da Ram, Ram ne? Ram TV. Ram TV. He. Ram TV de yeni açıldı değerli de. Ya, Rusya'da açıldı, Rusya'da. Ramazan abi durum nasıl? İyidir valla. Ne var ne yok? İyiliktir. Keyifler? Keyifler normaldir. Ne, yerinde diyeceksin abi. Ya bu AK Parti biterse iyi olur. Niye? Niye? Açıkta ölüyoruz. İş yok, göç yok. Peki, AK Parti'yi geçtik o zaman. Evet. Ne? Durum A Parti, B Parti durumu değil. Tamam. Kahta'da ne yapılması gerekir? Kahta'da işte su getirmesi lazım, yol yapmak lazım, iş açmak lazım. Bunu kim yapacak? Belediye yapacak, Cumhurbaşkanı yapacak, Milletvekili Ahmet Aydın yapacak. Yapacak. Ahmet Aydın gidiyor Ankara'da otur, biz burada açıkta ölüyoruz. Su sıkıntıda ölüyoruz. Vallahi bile yok. Espriyle gerçek karışımı güzel bir program. Bir de şöyle bir şey var, ben Kahta'da şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yok yok, canlı yayında kesemeyiz. Kesemeyiz canlı yayında şu anda. Şöyle bir sıkıntı var. Kahta'da vaktin nasıl geçtiğini ben bile bilmiyorum. Ekip arkadaşlarıma da söylüyorum. Kahta'da vaktin nasıl geçtiğini biliyor musunuz? Yani hakikaten vatandaş böyle etrafını sarıyor çok güzel. Ramazan abi. Millet seni çok seviyor. Belediye başkanlığına adaylığını koyacaksın mı? Ben mi? Koyarsan bana vermezler. Kırkızlara verirler, kırkızlara. İyi adamlara vermezler ki. Tamam abi, teşekkür ederim. Ramazan abi kendini açtı. Eyvallah. Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsınız? Hoş geldiniz. Canlı yayındayız, kesemeyiz. Evet, hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Şimdi Kahta'da en büyük sıkıntımız ne? Öncelikle... Valla demin arkadaşlar konuştu ya, evet. Yani işsizlik sıkıntısı var. Evet. Millet yani işte patatese gidiyor, soğana gidiyor, fındığa gidiyor. Bir ırgatlık var. Heh. Şimdi mesela baraj var, hiç faydalanamıyoruz. Şimdi milletvekilleri dediği gibi, arkadaşı dediği gibi milletvekilleri gidip Ankara'da sonuçta diyor bir siyaset yapıyoruz. Yani bir Kahta hiçbir faydaları yok. Ya böyle bir şey, peki bu suç kimin? Suç yarısı da bizde, millette yani. Valla bence %90. He, millette yani. Ya, %90. Yani %90'ı millette. Ben seçtiğim milletvekilinin kim olduğunu bilmezsem yapacak millet. AK Parti kardeşim, AK, ya sen şey partiyi karıştırma. İkiliye girmiyor ya. Yani, ağabeyi ya. Karıştırma. Yavrucu su gelsin. Ben söylüyorum. Şey su, bak gerçekten bak baraj orada. Yani bu baraj... Kaçta geldi? 20 sene oldu herhalde. 20 sene oldu. Ha. En verimli topraklarımızı aldı. Burada. 350 kilometre Mardin'e buradan kanal. Siyasetçilerden şey bir bu Murat Karayalçın. Evet. Televizyonda canlı yayında ben kendim seyrettim o adamı. Dedi ki Adıyaman barajda en şey çeken Adıyaman. Yani bütün verimli topraklarımız su altında. Bir ilçemiz ve 85 tane köyümüz su altında kaldı. Baraj var, hiçbiri ne bir su kaldırabiliyor. Evet. Trafo konuyu borcunu ödeyemiyor. Pamuk ekiyor, borcunu ödeyemiyor. Zaten bir elektrik dağıtım şirketimiz var ki evlere şenlik. Valla vatandaşı soymak için elinden gelen bütün mücadeleyi veriyor. Fatura geliyor, fatura geliyor 100 TL. Evet. Ha, belediye başkanına bana sorarsan, ben gerçi bir aydır Kahta'ya gelmişim de yeni taşındım. Evet. Valla milletin dediğine, yani hiçbir millete belediye başkanının yaptığı bir hizmet yok. Evet. Kirli su geliyor. Evet. Millet öyle diyor. Millet ben öyle Kahta'da suyu geliyor. Kahta'da su içtiğimde hazır su içiyorum. Gösterdiniz. 5 tane isim var. Böyle göstereyim. Vallahi benim tercihim de Ömer Yılancı. Ben yani herkesi denenmiş bir mesela diyelim Turanlar denenmiş. Şu anki belediye başkanı deneniyor. Deneniyor da evet. Derim. Denenmeyen bir Ömer Yılancı var. Ömer Yılancı var diyorsun. Yani o olur. Bence onu denesene. O da iyi olur. Bekir arkadaşımız evet. Bekir abi. Evet. Bekir abi sen... O bir azı kormoncu böyüm. Ha kormoncu böyüm. Türkiye... Bakın bro... Ama kormoncu mı parını... Türkiye amına zona. Fahamdık mı amanı koşar abi. Sıfta ünge bir khir otana. Khir var. Sarçı ofar otana. Vurga. Taza ki hem ota kutbe ginim. Kata kutbe ginim. Siyasat marı nagara ga. Jore vizvin, duşvin. Sadece jore amari yoloncici denemişken. Oha da eyvallah bevec tıttıştiyen ne zaman. Ken nevi pinkel vikhanji. Eyvallah. Eyvallah. Bak. Bak çok güzel bir şey söyledi. Bak. Çok güzel bir şey söyledi.
Ben keseceğim, kısa keseceğim dedi. Ömer Yılancı dedi, iki hafta seti hiç konuşmayın dedi. Ömer Yılancı'yı deneyin, olmadı çok affedersiniz ona da tekmenizi vurun dedi. Ama deneyin dedi, helal olsun valla. Yani bu kadar açık sözledi. Bir de size alanınızın aracıyla... Evet. Bizim köy, biz Yolçatı köyündenim. Yolçatı köyü. Evet. Evet. Bizim kanalizasyon. Kanalizasyon suyu yok. Altyapı yok. Evet. Parke taşı yapılmasını istiyoruz. Buradan da İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Sami Işık Bey'e söylüyorum ki bu haber ona da gidecek. Şu anda eğer zamanınız olsaydı ben sizi köye götürürdüm. Bir gün kısmet olursa inşallah geliriz en kısa zamanda. Evet. Haber ekibi arkadaşları oraya yönlendiririz. Götüreyim sizi, evet. Köye de götüreyim. Evet. Pis sudan geçilmiyor. Öyle olmaz. Yani sizin görmeniz lazım aslında. Herkesin düzgün bir şekilde yaşamak. Mehmet Metiner ilk, evet, seçileceği zaman geldi. Hepsini gezdirdik. Evet. Mehmet Metiner şu anda kaç yıldır başladı? Kaç senedir milletvekili? Evet. İki dönemdir. İki dönemdir. Bir dönem Adıyaman'da, bir dönem İstanbul'da. Evet. Selam verdi. Oyunu aldı gitti diyorsun. Sıfır. Peki. Yani her milletvekili gelip aynı vaat veriyor, o vaatler boşta kalıyor. O zaman buradan Yolçatı mıydı? Yolçatı köyündeki kanalizasyon sıkıntısını giderecek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri. Ahmet Bey, şöyle söyleyelim, reklamları erteleyelim, reklamlar 2'de girsin. Tamam mı? 2'ye kadar devam edelim. Burada vatandaşımız hazır sorunlarını, sıkıntılarını söylüyorken biz de 2'ye kadar, yani bir 25 dakika daha uzatalım. Evet. Bu da bizim şeyimiz olsun. Şimdi Yolçatı Köyü'nde İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Sami Işık Beyefendi ilgileneceğini düşünüyorum ve biz bunu bizatihi kendimize götüreceğiz. Kanalizasyon sıkıntısı var. Böyle gelelim abi, bir de sana gelelim. Ben teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Kahta'da durumlar nasıl? Valla durumlar kötüdür abicim. Niye kötü abi? Ya iş yok, güç yok, gençler hepsi boştadır. Evet. Yani burada bir faaliyet yok. Evet. Yani nasıl desem, düzgün bir şey yok. Su da yok. Şimdi gençler işte yok. Gençler hepsi boştadır şimdi. Evet. Çalışan da yok. Burada bir iş sıkıntısı var tabii ki. Yani buradaki yerel yönetimlerin sorunu bu. Nasıl kaymakam beyin, ondan sonra emniyet müdürümüzün, ilçe emniyet müdürümüzün, ondan sonra yani burada mülki amirlerin hepsinin en büyük eksiği diyeceğim ben. Eksiği diyeceğim. Çünkü değerli izleyiciler, ya yani burada bir hizmet getirecekse ben en fazla buna haber yaparak en üstlere ulaştırabilirim. Ama buradaki mülki amir bunun altyapısını hazırlamazsa benim haberim de böyle havada kalır. Hiçbir şeye yaramaz diyorum. Ya. 10 yıllık bir gazeteciyim ve bunu çok da yaşadım. Ama mülki amirlerimiz elini taşın altına koyarsa biz de o taşı sırtlarız ve bir tarafa atarız, önümüzü açarız. Ya dur duracağım. Şimdi bak, evet. Bayağı şeyler oldu. Evet. Ama hiç değişiklik olmadı bu kağıtta da. Dedi, arkadaşların dediği gibi bir de Ömer Yılancı'yı deneyelim. Evet. Yani Ömer, emin olun ki yani şimdi Ömer Yılancı'nın yani yapacağı çok şeyler var. Evet. Yani kısmet nasipse hepimiz yani değerlendirerek adamı yani kaldıralım beraber. Evet. Olursa yani kısmet. Ömer Yılancı'da faydalı olabileceğine ya, inanıyorum diyorsun. Eminim %90 olacağını da eminim yani. Şimdi Ömer Başkanıma ben buradan şunu söyleyeceğim. Ya artık gençlere uzatmaya korkuyorum. Vallahi herkes Ömer Yılancı. Hadi orta yaşlarda yaşlı amcalarımız da hepsi Ömer Yılancı dedi. Bugün baya bir Ömer Yılancı'nın ismini ya duydum. Ömer Yılancı yani, evet, nasıl desem, bütün milleti kucaklıyor, yanındadır, duruyor. Derdi, sıkıntısı varsa yani her şeyle uğraşıyor. Genci yaşlısı demiyor. Evet. Yani elinde geldiği kadar elini uzatıyor herkese. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Helal olsun yani. Cümleten yani hepimiz ondan Allah razı olsun diyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. İki tane cümle söyle. Abi sen biraz tehlikelisin, öte dur bize. Şimdi kardeşim. Bize 100 bin lira. Mercan TV olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu halkımızla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. He. Çok sağ olun. Şimdi bu Kahta'da petrol çıkıyor. Türkiye'de yüzde çok kaç. Güzel, bak, çok he, güzel bir rafineri niye yapılmasın? Niye İskenderun'a gidiyor? Bak. Niye Hatay'a, niye İskenderun'a ya da niye boş geziyor? Bak. Babana rahmet. 10 numara bak. Bir şey. Yani bir, ikincisi bu kırsal bölgede çoğu yaşıyoruz. Bir, hep Kahta gibi düzlük değil. Biz dağlarda yaşıyoruz. Evet. Mesela tütün ekmezsek aç kalacağız. Niye bunu yasaklıyorlar? Bak. Bana böyle şeylerle gelin abi. Bak. Bak niye yasaklıyorlar? Yani nereye gidelim?
Biz hep Batı'ya... Ekmeğime niye göz dikiyorsun ha, sen? Niye niye... Beni niye ırgat kent olarak anılmaya yani, mahkum ediyorsun? Niye göç edelim Batı'ya? Evet. Niye tekrar köye geri dönülsün diyor devlet bize yardım etmesin. Bize imkan bıraksın, bize fırsatlar versin. Ya bu tütün, bakın tütün sadece sigaralık bir şey değil. Tütünden ilaç da yapılıyor, tütünden kozmetik ürünleri de yapılıyor, kolonya da yapılıyor. Yapılıyor. Kardeşim al devlet olarak onları yap. Yani şu vatandaşın elindeki tütünü sen al. Değerlendir. Sen iş. Şimdi yani bunlar, bir ikincisi evet. Mesela biz bu yönetimden razıyız. Ya razıyız değil desem yalan söylüyorum. Evet. Ya istikrar var, ya maaşlar veriliyor, efendime söyle fakir fukaraya bakılıyor. Allah razı olsun, Allah daha güç versin. Evet. O savaşta keşke olmasa onlara da Allah yardım etsin. Amin. Halkımız orada savaşıyor, biz burada üzülüyoruz. İşte bütün dış devletler bize düşman olmuş. Şu anda dünyanın hemen hemen yarısından fazlasıyla biz mücadele ediyoruz. Değerli izleyiciler, Afrin deyip geçmeyin, Afrin'de. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiklerimiz, aslanlarımız sadece oradaki Suriye ile değil, oradaki PKK ile değil, Amerika ile de, Ermenistan ile de, İsrail ile de, onunla da, bununla da hepsinle savaşıyor. Keşke İnşallah olmasaydı. Zafer İslam'a olur. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Oldu. Teşekkür ederim. Varattı Obi. Varattı Obi. Siz sorunu da Türkiniz mi? Kalan bir. Tütün yoksa olmaz, hiç olmazsa su gelsin, torba için su gelsin. Su torba için su gelsin, buna hepsi çalışsın. Yani her şey suyla oluyor. Sen diyorsun ki buradan... Getirip getirmiyorlar, burada var, baraj var. Çark ile orada var. Tamam, orada tutsun, bir baraj yapsın. O yüzden makarna cazibeli su getirsin. Yani ben gelsin, sondaj vurmak zorunda değilim yani. Sondaj, pomp sistemiyle su yok ha. Doğru söylüyor. Bir baraj yapsın, hep sulama olsun bu torlara. Bunlar hepsi çalışsın. Hep fındıkka gidiyorum, Kayseri'ye gidiyorum, bilmem nereye gidiyor. Yani su gelse her şey... İnşallah, inşallah su her şeyin başıdır diyorsunuz. İnşallah su da iyi gel. Ben buradan sana 5 tane isim sayayım mı? Ömer Yılancı, Abdurrahman Toprak, Şükrü Turanlı, İbrahim Yusuf Turanlı ve İsmet Çetinkaya. Bunlar diyor ki ben 2019'daki seçimlerde Kahta ilçesine hakkıyla hizmet etmek için adayım diyor. Sence bunlardan hangisi doğru söylüyor? La vallahi Ömer İlancı iyi. Bu sefer de bu olsun. Bu sefer de bu olsun. Denenmemiş diyorsun. Gel abi. Deneme yaptım. Gel ya abi sen gel. Sen ne demiştin? Herkes gönlündekini söyler. Burası Er Meydanı. Herkesin düşüncesine de saygı duyuyoruz. Burada 5 tane isim saydım. Siz hangisini seçmek isterdiniz? İbrahim Turanlı. Neden İbrahim Turanlı? Ya o bir kere belediye başkanı olmuş. Yani bıraktığı zaman geride anıları bırakmış. Ama bu şimdiki belediye başkanımız yani hiçbir şey yok. Yani diyorsun ki böyle eseri kalacak insanlar yani, aynen öyle. Evet. Tabii ki yani önemli olan eser bırakmak, milletin gönlüne bir yer alabilmek. Yani bir tapu, en büyük tapu milletin gönlüdür. Aynen mesela, yani gönlüne hiç olmazsa bir taşı kaldırsın o taşın değeri olsun. Evet. Çok... Ama şimdiki belediye başkanımız yok. Hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen de gel konuş abi. Ve aleyküm selam. Dur böyle abime söyleyeyim. Abi. Büyükten gelek. Evet. Per Türkinizom. Ağa kor Mojibeyim. Bu av klipa çiya. Bu ne klipa? Bu canlı yayına. Canlı yayın. Kızın TV'ye. Mercan TV'ye. Mercan TV'ye. Bekir olsun. Bekir olsun. Belge askeri mer başarılar. Allah razı olsun. Bu sayçı digerine o Mojibe çiya. Bro sen Türkçe anlıyorsun değil mi? Per Nizom abi. Türkçeyi anlıyorsun ama değil mi? O az bir şey. Valla şimdi sen Türkçe konuşuyorsun. Ne oldu? Aspırınız mı? Maktan açma. Evet. Peki o zaman nasıl diyeceğiz buna? Şöyle söyleyeyim. Ben az kırmızı zonu mu? Ama fahamdaki mamanı konuşuyor abi kim? Gahtere çi sorun haya? La gahtere... Oldu değil mi? Ha. 68'li mi? Evet. 50 soru mu? 50 soru mu? Maşallah. Medya burada sorun ha. Peki. Perigir sorun çi? Sorun o mesela o sarhobim o vatandaş o zara peda vatandaş gile boşadı. Evet. İşsizlik. Tabi adar mı çor mu dışkılı mı değil mi haşt mı rüdün mü? Evet. Çor haşt dedi daha da mı dedi haşt mı dedi mi? Evet. Çor mu dışkılı mı? O taze mesela ki durmi mi nerede garas kim nakin belediye nakin kom mu nakin dara ek fakir tekin az bir sıkılmış no. Evet. Gelir mi tuş kim bitene? Demek insan imanı mı himpera? Evet.
O müzik uçak kalipa yani tayi talazım balazım tüm kalip meri pavas dedim o uçak kalipa diye hoatım. Kalam mı? No no kalam. Vallahi ki kalam baş nazam. Abi iki cümleyle ben de bu say. Teşekkür ederim. Bu sıkıntı bu sorun sıkıntı çiğ ambi avdakına. Xor hoatım rast hoatım yani. Eyvallah baş sayısın. Siyaset miyasat haz no ki uçak kalip meri pavas talazım asayi hoatım. Eyvallah. Novan çına November bakın. Ömer Yılancı, Abdurrahman Toprak, Şükrü Turanlı, İbrahim Yusuf Turanlı, İsmet Çetinkaya. Vona deyin ki, eme belediye başkan aday adayını. Bro, vona ki belediye başkanı ver. Valla vona adım mı tuttu, sesli denemiş kırna. Ki can denemiş kırın? İbrahim Yusuf Turanlı denemiş kırın. Abdurrahman Toprak denemiş kırın. Mehavuz denemiş kırın ya. Kim bu he? Şükrü Turanlı, İsmet Çetinkaya, Ömer İlancı. Taze o tuttu, sesli denemiş kırın. Yani taze fikrimi özel ve dönemi Ömer İlancı he ya. Yani diyorsun ki Ömer Yılancı'nın dönemi diyor. Evet. Ya bırak. Yalnız Kıvizi beni fena dedik ne? Evet. Gavada havalı ki mezgü. Demek ki sahibi ya. Bırak Pinakel Yuhinci. Evet valla. Doğru söylüyor. Yani bir tane değme de ona vursa. Yapamıyorsa vursunlar abi. Hiç affetme. İlla ayı kuva zaten dönem kadar. Cordu düveriz bu. İkinci dönemi de garantide. Yoksa da gel abi. Sen böyle gel. Ben kısa hemen özetleyeyim. Evet. Şimdi bizim kahta hasta. Evet. Hastaya ne lazım? İlaç lazım. İlaç lazım. Kahtanın ilacı da Ömer Yılancı. Öyle mi diyorsun? Evet. Ömer Yılancı. Ben daha düşünüyordum. İnşallah, ben Kağıt'ta belediye başkanı adaylığını bu dönem onu seçeceğiz. Bak hiç bana var ya pas bile vermiyorlar biliyor musun? Ömer Yılancı diyorlar. Vallahi o zaman gönlümüz açıyor. Ya hastaya ilaç lazım. Eyvallah. İlacı da biz onda görüyoruz. Umarız dilediğiniz gibi olur. İnşallah Ömer Yılancı başkan olduğu zaman da sizin yüzünüzü kara çıkartmaz. Biraz evvel bir abimin söylediği gibi. İkinci dönemi de biz seve seve onu seçelim. Yani milleti soğutmasın. Milleti kendinden uzaklaştırmasın. Ki gördüğüm kadarıyla gençler ve olgunlar da, orta yaşlılar da Ömer Yılancı dedi. Bugün bayağı bir Ömer Yılancı ismi geçti burada. Evet. Siz de herhalde... Evet, Ömer Yılancı. Evet, kahta ilacı Ömer Yılancı. Biz onu denemek istiyoruz. Olmaz. Bunlar... Bir tekme de ona vururuz gider. Slogan bile bulmuşlar. 2009 seçimlerinde... 2019. Yok, geçmiş. Geçmiş dönemdeki seçimlerde Ömer Başkan için bir... O soğukta 40 iğne yemiştim. Evet. Bu sefer de 140 iğne yiyeceğim. İnşallah bu sefer olacak. Eyvallah. Abi, sen ne diyorsun abi? Abi ben de aynısını diyorum. Abi, evet. Bu sekiyakta halini görüyorsunuz. Evet böyle gel abi. Şimdi İsmail bizi dövecek yoksa. Vallahi hiç affetmez. Bundan sonra inşallah Ömer Yılancı olur inşallah. Sen de mi diyorsun herkesin ilacı Ömer Yılancı? Aynen öyledir. Ben de biz de destekliyoruz onu. Evet. Allah izniyle bu sefer olur. Evet. Yani kahtanı siz görüyorsunuz halini, görüyor sorunlarını. Zaten biliyorsunuz. Evet. Yani bugün Kahta ilçesindeki sorun ve sıkıntıları çözecek kişi benim gözümde Ömer Yılancı. Aynen öyle diyoruz. Evet. Aynen öyle. Yani denenmemiş kişi. 35 yıllık siyasi yani birikimi var diyorsun. Arkadaşımız, bir abimiz. Evet. Yani biz onu destekliyoruz inşallah. Ben hep şu duayı ederim. Allah gönlünüze göre versin. Evet. İnşallah gönlünüzde ne varsa, kim varsa, hayırlısı Allah kiminse onun olsun diyorum. Sen mi gelecektin abi? Gel sana ondan sonra döneyim abi. Şöyle ver abi. Evet. Mercan TV'ye bizimle ilgilendiğiniz için teşekkürler ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Bak bir isim daha geldi. Bir isim daha geldi değerli izleyiciler, değerli kahtası. Murat Gökalp. Gökalp da artık aday adaylarından bir tanesi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah bu hizmet yarışında onun da ismini duyarız ve halk onu da teveccüh gösterir. Evet. Evet. Bizim için belediye başkanı önemli değil. Evet. Hangisi hizmet ediyorsa biz onu seçeriz. Ben gelsem olur mu? Abi sen de gel, fark etmez. Ben yerim. Vallahi bak bana oy verirseniz ben yerim, hiç affetme. Abi şimdi Kahta'nın sorunu, bak fabrika yok. Abi Kahta'da fabrika yok. Şimdi şeker alıyoruz bahane. Mazot alıyoruz bahane. Şimdi belediye başkanı Kahta'yla ilgilensen ne olacak, ilgilenmesen ne olacak. Şimdi gidin Kahta'nın sokaklarını dolaşın. Yani yapılmış bir yol bile yok. Evet. Ya, tabii ki bunu hani biz bugün bu programı şakayla, gerçekle, espriyle bir bütün haline getirdik ama burada önemli olan sorun ve sıkıntıları en güzel şekilde buradaki yetkililerimize ulaştırmak. Sayın Abdurrahman Toprak da bizi dinliyor ki inanıyorum ki diğer adaylar da bizi dinliyor. Ve en önemlisi Ankara'da bizi dinliyor çünkü bizim bir Rütük var ve oradan bilgiler oraya gidiyor. Önemli olan tabii ki bizim vatandaş olarak sorun ve sıkıntılarımızı en kısa sürede en önemli yerlere ulaştırmak. Evet abi. Biz bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz abi. Şimdi Kahta'da bir fabrika olsa ben sabahtan akşama gidip hamallık yapamam. Evet.
Şimdi ben gidiyorum, Giresun'a gidiyorum fındık toplamaya. Abi Giresun'a gidip fındık topluyorum. Ama şimdi bir Kürt kardeşimiz fındığa gitse bile bak dövürler, geri yolluyorlar. Evet. Ama şimdi Kahta'da fabrika olsa ben Giresun'a gitmem. Yani. Giresun'a gitmem, ırgatlık biter diyorsunuz ve biz aslında kardeşim diyor ki abi burada artık bir genel bir sorun var. İşsizliğin artık önüne geçilmesi lazım. Bunun için de görev milletvekillerine düşüyor. Yollarla ilgili sorunları söyledi. Yollarla ilgili sorunlar belediye başkanına düşüyor. Ve sosyal alanlarla ilgili yapılan yorumlar ise Sayın Kaymakamımıza düşüyor. İnşallah bu programın sonunda herkes üzerine düşeni yapar ve daha sağlıklı bir kahta alır. Abi şimdi ben köylere gitsem, bak köylerin yolları bile kahtanın yollarından daha iyi. Evet. Ben o da ayrı bir şey. Çok teşekkür ederim kardeşim, çok sağ olasın. Ben hemen bir şeyler söyleyeyim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Gel abi, böyle gel. Evet. Buyur abi. Bak belediye anlayışı bizim halk olarak farklı algılıyor. Evet. Belediye bir iş hanı olarak görür. Normalde yanlış bir şeydir. Çok doğru bir şey. Tamam mı? Çok doğru bir şey. Şimdi yani söz çok doğru çünkü belediye iş kapısı değildir. Belediye hizmet kapısıdır. Evet. Şimdi ben belediyede istenen nedir biliyor musun? Evet. Çöpü, yolu, suyu, hizmettir. Sosyal alanlarını yeterli. O da maalesef bir şey gördüğümüz yok yani, öyle söyleyeyim. İsterseniz böyle yollara girin bakın. Evet. Tamam, çukurlardan araçları götüremezsiniz zaten. Su desen, 5 sene boyunca bu 5 senedir suyuz yok. Evet. Hep çamur. Halkı su bilirsiniz. Tamam mı? Halk çamurlu su içiyor. Yani bazen oluyor ki yaz aylarında bir hafta boyunca suyun gelmediği günler oluyor, zamanlar oluyor. Evet. Telefon açtığında efendim işte Haydar'ın suyu gelecek. Yani ben bir hafta boyunca Haydar'ın suyunu mu bekleyeyim? Lavaboya gideceğim ben, hafta Haydar'ın suyunu mu bekleyeyim ben? Gitmeyeyim mi yani? Ben gülüyorum, anlaşılan, siz bana bakmayın. Ben sinirden ben, gülüyorum. Evet. Anlaşılan ben yani bunu bir hani şey olarak söylüyorum. Evet. Eksiklik olarak görüyorum, söylüyorum ben size. İnşallah onlar da bizlerin sesini duyar. Bir dahaki gelecek olan insanlardan bu gibi hizmetlerin tamamını getirmesini istiyoruz. Talebimiz peki, şey var mı gönlümüzde birisi? Burada 6 tane isim var. Biraz evvel yaklaşık 10 dakika önce son olarak Murat Gökalp da aday adaylığını açıklayan isimler arasına girdi. Ömer Yılancı, Abdurrahman Toprak, Şükrü Turanlı, İbrahim Yusuf Turanlı, İsmet Çetinkaya ve Murat Gökalp. Bunlardan hangisi gelirse sorunları bir nebze de olsun. Şimdi şunu söyledim ben. Her bu saymış olduğum bütün insanlara saygım sonsuzdur. Ben bir şey bu konuda hani hangisi daha iyidir bir şey diyemem bu konuda. Ancak görmek lazım. Hani görürsem ancak şundan iyidir diyebilirim. Görmedim yani daha 2019'a diyemem. Var diyorsunuz. Gel zamanı geldiğinde oyumu yani kesinlikle mı? Aynı. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel abi sen de bir şeyler söyle. İyilik şey, hoş gelmişsiniz Kahtamıza. Böyle hoş bir şey yaptınız bir program için. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Çok abi bu Kahtamızın bütün köylerinde şu anda eskiden tarım vardı, pamuk vardı. Evet. Hayvancılık vardı. Evet. İsterseniz bir köyler dolaşabilirsiniz. Evet. Pamuk bitti zaten. Evet. Hayvancılık da bitti. Etrafımız suyla kaplıdır ama bir su faydasını göremiyoruz. Ta su buradan Mardin'e kadar gidiyor. Yani. Suruç'tan öyledir. Her yere yapılıyor. Niye Kahta yapılmıyor? Evet. Kahta'nın her şeyi var. Hiçbir eksiği yok ama hizmet yapacak bir adam yok. Ha millet AK Parti'yi seviyor. Cumhurbaşkanı için herkes de oyunu AK Parti'ye veriyor. Sürekli de %80'i oy alıyor. Ama gelen kişi sürekli seçim ağzıyla Kahta geliyor. Milleti kandırıyor. Kime vermesin? Benim şahsıma. Hadi halbuki millet ona oy vermiyor. Millet Cumhurbaşkanı'na veriyor. Evet, ama ben kendim de seviyorum. Cumhurbaşkanı için ben oy veriyorum. Evet. Buradaki şahıslara bakmıyorum. Ama bu Kahta biraz Nemrut buradadır. Nemrut burnumuzun dibindedir. Dünyanın 7. harikasıdır. Kahta ne faydası var? Peki bu sefer bakacak mıyız? Ya abi işte, yok yani geçen kişilerden biz bir şey görmedik. Evet. Ama yeni gelen kişilerde beklentilerimiz var. Peki bu beklentileri karşılayacak isim kim? Ben sana sayayım mı, sen bakıyorsun? Valla denenmemiş bir Ömer Yılancı var. Onu da bir denemek lazım. Eğer beğenmediysek onu da değiştiririz. Evet. Sonra uylarımızla değiştiriyoruz. Doğru söylüyorsun yani. Kimse hizmet ederse biz ona uy vereceğiz. Beğenmedik mi gönderin gitsin. Yani etrafımız suyla kaplı, bir suyu içemiyoruz. Aynen. Arazimiz bir su göremiyor. Çok teşekkür ederim. Şey çok sağ olun. Biz herhalde programın sonuna mı geldik? Ahmet var mı daha? 4 dakikamız var diyor. Bir yorum daha alabiliriz. Kahta'daki en büyük sıkıntı ne? Vallahi su sorunu var. Su sorunu var. Evet. Nasıl çözülüyor? Bize 5 senedir bu Abdurrahman Toprak bize çamurlu su içtiriyor. Evet. Biliyor musun? Bizim çocuklarımız hastalanıyor, annelerimiz hastalanıyor, bacılarımız hastalanıyor. Yani,
Yani yaptığı bir iş yok. Evet. Yaptığı bir iş yok yani. Peki kim hizmet yapar? Vallahi burada 6 tane isim var. Buradan ben Cumhurbaşkanını saygıyla selamlıyorum. Evet. İnşallah ben diyorum Ömer Yılancı'ya verir de bu sefer milletin hizmetkarı olur. Yani bu sefer de milletin istediği bir adayı göstersin, evet, diyorsun. Yani biz Ömer Yılancı istiyoruz. Evet. Ömer Yılancı da Cumhurbaşkanımız aday olarak göstersin mi diyorsun? Evet diyorum. Peki efendim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben artık boğazım da kurudu değerli izleyiciler. Herkes 3 kelime etti, ben 100 kelime ettim. Vallahi bana da yazık. Böyle bir şey yapalım Ahmet, bitirelim. Zaten devamı da gelecek. Son böyle bir küçük alabilirim seni. Evet, seni alalım. Hemen çabuk söyleyelim. Hocam programı kapatalım. Kahta gençlik olarak Ömer Yılancı istiyoruz. Ömer Yılancı istiyorsun. Evet. Abi böyle biraz uzakta içebilirsen çok. Evet. Peki neden Ömer Yılancı? Hocam bir sıkıntı olduğu zaman adam bizi dinliyor. Evet. Derdimizi dinliyor. Evet. Ya kendisi iyi bir insan. Evet. Onu da bir denemek istiyoruz bu sene. Ömer Yılancı istiyoruz. Allah gönlünüze göre versin. Yaptığım en güzel dua budur. Allah gönlünüze göre versin. En azından sonunda pişmanlık olmaz, ya ben bunu istedim, bu oldu der. Şimdi değerli izleyiciler, Sokağın Nabzı programıyla Kahta ilçesindeydik. 100. yıl parkında yine objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde biz burada canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Halka şu soruyu sorduk: Kahta'daki en büyük sıkıntı nedir? En önemli sıkıntıların başında işsizlik ve su sıkıntısı geliyordu. Tabii sosyal alan yetersizliği vardı, yollardaki problemler vardı. Sulama ile ilgili problemler vardı. Bunlar tabii ki sorunlardı ama en büyük sorun olarak susuzluk, yani çamurlu su vardı ve işsizlik sorunu vardı. İşsizlik sorunu kaymakam beye havale ediyoruz. Su sorununu belediye başkanına havale ediyoruz. Köylerimizin ricası vardı. Köylü vatandaşlarımızın birkaç ricası vardı. Onlar da İl Özel İdaresi Genel Sekreterine buradan bırakıyoruz. Ve bugünkü programımızı burada nokta diyeceğiz. 6 isim saydık. 6 isimin başında Ömer Yılancı vardı, Abdurrahman Toprak vardı, Şükrü Turanlı, İbrahim Yusuf Turanlı, İsmet Çetinkaya ve son olarak Murat Gökalp vardı. Bu isimlerden kimi istiyorsunuz dedik. Ben bunu buradan söylemek istiyorum. Normalde bu yorumu yapmazdım ama halk bugün Ömer Yılancı'yı daha fazla tercih etti. Özellikle gençler Ömer Yılancı dedi. En büyük sebebi ise halkın içerisinden birisi dediler. Halkla iç içe olan birisi dediler ve Cumhurbaşkanımızdan Ömer Yılancı'nın belediye başkan adayı olarak gösterilmesini istiyoruz dediler. Biz de en büyük duamızı ettik. Her şey gönlünüze gönlünüze göre olsun dedik ve bugünlük de Sokağın Nabzı programına geldik. Dilim damağım kurudu ama değdi. En azından buradaki vatandaşın sorun ve sıkıntılarını üst mercilere gönderebildiysek ne mutlu bize. Allah herkesin gönlüne göre versin diyoruz. Afrin'deki askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün fertlerine, polisine, askerine, gönüllü olarak oraya gidenlere, herkese Allah yardım etsin, Rabbim güç kuvvet versin diyoruz. Ve bu haftalıkta Kahta ilçesinden Sokağın Nabzı'nı burada noktalıyoruz. Tekrar başka bir programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.